Akla Türkiye'nin gelmesi çok zorlama. Bir kere bölgede PKK var. PKK daha önce Dohuk'u, Zaho'yu, bu bölgeyi defalarca hedef aldı. Bununla ilgili verileri de yine arkadaşlarımız barkoda ekranlara taşıyacaklar. Biz de izleyicilerimize hatırlatma yapacağız. Ama o bölgede peşmerge var. Son dönemde peşmergeye yönelik saldırıları da yoğunlaşmış Dohuk bölgesinde PKK'nın. Yani aslında akla ilk gelmesi gereken unsur PKK. Hain terör örgütü işte Dohuk'taki PKK provokasyonlarının bazılarını biz izleyicilerimize paylaşıyoruz burada. PKK aynı bölgede daha önce petrol boru hattına saldırıp 250 milyon dolarlık zarar verdi. Haber nereden? Haberi Rudav Televizyonu'nun internet sitesinden paylaşıyoruz. İşte ne diyor? PKK bölgedeki doğalgaz boru hattına yönelik bir sabotaj gerçekleştirdi. Kasım 2020 PKK Dohuk'ta polise saldırı. Yine bölgenin internet sitelerinden birinde yer alan bir haber. Bazılarını biz de ekranlara taşıdık. Haziran 2021 PKK peşmergeye saldırdı. Çok sayıda peşmerge öldü. Aralarında rütbeliler de vardı. Yani albay rütbesinde peşmergelerin de olduğu yine ifade edilmişti. Mayıs 2022 PKK bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenledi. Yine nerede? Kuzey Irak'ta Dohuk'ta. Temmuz 2022 daha yeni. İşte PKK bir kez daha sivillere saldırdı. Ancak bunun için Türkiye'yi suçlama hadsizliğine girişti. Pek çok nokta buna maalesef Iraklı yetkililer de dahil. Tekrar haritaya dönelim. Ne amaçlanıyor Furkan Kaya? Şimdi şöyle aslında ben kendi alanımdan değerlendirecek olursam bu işin hem bir politik tarafı var hem de bir psikolojik tarafı var. Şimdi özellikle Türkiye en başından bu sınır ötesi operasyonları başlattığı zaman hem bir askeri derinlik tesis etmek istedi hem de bunu aslında sosyolojik derinlikte de desteklemek amacında yaptı. Şimdi burada tabii ki bunun hem diplomatik yöntemleri vardı hem askeri yöntemleri vardı hem de siyasi yöntemleri vardı ve şimdiye kadar bunu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi artık yavaş yavaş son final hamlesine doğru geliniyor. Yani bu bölgede özellikle Türkiye son hamle, en büyük hamleyi yapacak vaziyete doğru da geliyor. Dolayısıyla örgüt içerisinde ve diğer örgütün organik uzantıları içerisinde de bir telaş başladığını tahmin ediyorum. Şimdi PKK dediğimiz terör örgütü saf bir terör örgütü değil. Yani karşımızda böyle tek tip bir terör örgütü yok. Bunun arkasında demin konuştuğumuz gibi çok uluslu bir organizasyonun, bunu istihbarati desteklerle beraber hal almış ve gerektiği zaman da kullanılacak bir aparat haline getirildiğini görmekteyiz. Şimdi Türkiye neyi başarıyor aslında biliyor musunuz Banu Hanım? Türkiye diplomatik bir hasat içerisinde. Gerçekten bugün Türkiye Cumhuriyeti büyük bir hasatta, evet. Diplomatik manada. Şimdi Nasıl hasatta o biliyor diplomatik musunuz? hasat, diplomatik haseti de beraberinde Tabii getiriyor o da evet çok demeyiz. güzel. Bir de şimdi diplomatik hasat da sağlayabilmeniz için özellikle diplomasinin yanında, güçlü diplomasinin yanında güçlü istihbaratınızın olması gerekiyor. Yani diplomasi ile istihbarat bir madalyonun iki yüzü gibidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugün sınır ötesinde de bu istihbaratı faaliyetlerinde iyi bir şekilde tesis ettiği ve gerçekten milli istihbarat yaptığı için diğer istihbarat örgütleri de bundan rahatsızlık duyuyor. Değil mi? Hem Şimdi Suriye'de hem Irak'ın içlerinde kilometrelerce ötede Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlar gerçekleştiriyor. Ya etkisiz hale ve getiriyor ya bizim da bildiğimiz paketleyip sınırlarımıza bilmediğimiz taşıyor. tabii ki Tabii hani mutlaka. bildiğimiz bilmediğimiz. Şimdi Kimi diğer de taraftan sonradan açıklanıyor mesela, değil şimdi mi? diğer taraftan tabii bunlar gerçekleşirken diğer istihbaratlar çıkıp da bunu kendileri bir reaksiyon verecek durumları yok. Bu sefer ne yapıyorlar? Aparatları kullanmaya başlıyorlar. Vekil güçleri kullanmaya başlıyorlar ve bu gibi toplumsal reflekslerle, aslında toplumsal olaylarla veya saldırılarla sivil noktaların vurulması gibi işte bugün gördüğümüz Türkiye bir şekilde bu ihaleyi veya bu enkazı üzerine bırakmaya çalışıyorlar. Hatırlayın daha önceki sınır ötesi operasyonlarda özellikle PYD'lilerin, YPG'lerin yani PKK'lıların sivil kıyafet giyerek Türk askeri sivilleri vuruyor şeklinde manipülasyonlar yapıldı, provokasyonlar yapıldı ve bu yabancı medyada da yer aldı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında Türk askeri sivilleri vuruyor şeklinde. Yani bu medya ayağı aslında bu terör faaliyetlerinin medya ayağında ne kadar güçlü olduğunu görmemiz lazım. Hem bizim bildiğimiz medya ayağı hem de bu işin sosyal medya ayağı. Dolayısıyla bu Zaho ve Dohuk olaylarını Sayın Dışişleri Bakanı ifade etmiş olduğu gibi hem zamanlama olarak Türkiye'nin ne kadar önemli bir operasyon yapacağının da bu ifadesidir. Ve onu önlemeye yönelik ve onu da biraz da itibarsızlaştırmaya yönelik bir durum. Şimdi bu Kandil meselesi hocam çok güzel ifade etti. Esat hocam doğru değil mi? Bu Kandil Dağı'nın bir kısmı da İran'da. Şimdi daha önce biliyorsunuz İran'ın biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dünkü toplantı, evvelsi toplantıda aslında onu ifade etmeye çalıştı. Şimdi biz İran'a ne diyoruz? Biz size komşu bir ülkeyiz. 1639'dan beri ortak sınırı paylaşıyoruz. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimiz olması lazım. Bizim güvenliğimiz de sizin güvenliğiniz olması lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai hedefini bugün McGurk, Austin gibi isimler neden bugün Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde görev alıyor? Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz bu işin teori kısmında
Suriye ile beraber İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinin bir hatla terör koridoru olarak birleştirilmesi, bunun Doğu Akdeniz'e çıkarılması, daha sonra İran'ın bir şekilde parçalanarak bunun Afganistan'la birleştirilmesi. Hı hı. Hedef bu. Şimdi İran'a diyoruz ki amaç bu zaten. Geliyorum diyen felaket bu. Sen hala neyin derdindesin veya sen beni niye engellemeye çalışıyorsun? Ki İran'da ciddi mağduriyetler yaşadı değil mi? Onlar yani? Da PEJAK'la biliyorsunuz yıllarca mücadele. Ama İran'da öyle bir refleks oluşuyor ki yani Türkiye tamam rakip bir ülke görebilirsiniz. Hı-hı. Siz de bölgesel bir gücüm diyebilirsiniz. Karabağ Savaşı'nda Ermenileri destekler açıklamalar yaptınız Hı-hı. bu noktada. Şimdi siz Türkiye ile eğer burada bir ulusal kendince bir blok oluşturmazsanız, bir güvenlik bloğu oluşturmazsanız bu yangın sizi de yakacak. Ve bunu da bu şekilde yapacaklar. Başka nasıl yapacaklar? Zaten olanlar da böyle. Ki hocam ifade etti 15 Temmuz 2016 bunun bir girişimiydi, başarılamadı. Şimdi ne yapıyoruz? Madem öyle buradaki bütün, şimdi sadece bu operasyonla beraber her şey bitecek mi? Bitmeyecek. Şimdi dolayısıyla Fırat'ın doğusu meselesi. SDG'ye, Amerika Birleşik Devletleri petrol yardımı yaptı, para yardımı yaptı. Onlara resmen bir konfor alanı sağladı. Dolayısıyla bu anlamda İran'la Türkiye'nin yayına durmak zorunda olduklarını da söylememiz lazım. Ama dediğim gibi işte Kazım hükümeti çıktı, açıklama yaptı. Irak'tan gelen bu açıklama da enteresan. Amerika Birleşik Devleti ve daha hiçbir şey yokken, daha her şey, daha hani çok sıcakken bu açıklamaları, bu işi Türkiye yaptı. Veya Türkiye arkasında var bu iş. Yani bunların, bilmiyorum bana çok yanlış geliyor. Ama dediğim gibi burada Türkiye'nin, buyurun hocam. İlave yapabilirim. Buyurun hocam, buyurun. Bunun bir de Amerika'yı iltisaklı bir Amerika olgusunu da ortaya koymamız lazım. Hepimiz hatırlayacağız. Efendim bizim Amerika'da biliyorsunuz 438 tane House of Representatives temsilciler meclisinde temsilci var. Her eyaletten iki olmak üzere 100 tane de şey var, senatör var. Bunlardan bir tanesi Lindsey Graham. Lindsey Graham'ın çok önemli bir şeyi var. Geldi F-16'nın arkasında durdu. Efendim Türkiye merak etmesin dedi. İşte F-16'yı vereceğiz dedi. Biz o kısmını yani iyi good cop, bad cop gibi iyi polis bu gözü. Ama hiç durmadan hop doğru geldi Suriye'de. Hı-hı. Suriye PKK'sı. Bizim mazlum Abdi ile görüştü. Hı-hı. Neydi biliyor musunuz Türkiye'ye? Utanmaz bir şekilde. Dedi ki siz daha önceden peşmergenin petrolünü efendim üstlendiniz, satışını üstlendiniz, boru hattına çekilmesini, kamyonlarla İskenderun'a kadar getirmesini üstlendiniz. Şimdi PKK'nın, Suriye PKK'sının, YPG'nin, PYD'nin sizden bir isteği var. Onlar da petrolü satmak istiyorlar. Onun için Cumhurbaşkanı ne diyor? Emiyorlar diyor, doğru. Sömürüyorlar diyor, doğru. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir şey mantık kabul ediyor mu? Ama bizim şimdi bakın belli medyada Lindsey Graham F-16'ları efendim Türkiye'ye satmak için inanılmaz bir şey yapıyor. Biraz evvel Furkan da söyledi galiba. Yani CENTCOM'a hemen inerek siz de söylediniz. CENTCOM çünkü çok önemli merkez komutanlığı. Oraya giderek ama Mazlum Abdi ile olan görüşmelerde bu utanmaz teklifi getirdi. Tabii. Bakın bu utanmaz teklifi getirdi. Bunu ilave etmek için Banu onu söylemeye çalıştı. Kenan Kıran sizin de ekleyecekleriniz vardır mutlaka. Az önce Sayın Vekilim söyledi. Ben tabii emniyet yargı boyutunda Türkiye'yi takip ettiğimde dış dünyadan da bağlantısız değil. Mesela Adana'da biz büyükelçileri topladık ve 3 gün sonra 2014'te Cenevre'de Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir toplantı var. FETÖ ortaya çıktı. Evet. MİT tırlarıyla işte teröristlere yardım Doğru. yapıldığı iddiasını ortaya çıktı. Yine 2016'daydı yanlış hatırlamıyorsam. 2016. Türkiye, İran, Rusya, Suriye'nin geleceğiyle ilgili önemli Doğru. bir toplantı, kalıcı bir barış için toplantı yapacaktı. Bir gün öncesinde Rus Büyükelçi canlı yayında Doğru. katledildi. Ve ben işte Türkiye, İran, Rusya bir arada... Yine evet. birlikte bir fotoğraf veriyorlar ve bir gün sonra biz bunu görüyoruz ve Sayın Vekilim az önce ifade etti. Yani HDP, yani Türkiye'de 251 şehidimiz oldu, 252 şehidimiz, 2000'e yakın gazimiz oldu. FETÖ terör örgütü açıkça Türkiye'ye işgal etmeye çalıştı. Ya olay daha ortada değil. Yani şu açıklama yaptı. Hatırlarsınız 8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız ölmüştü. Benzer çağrıyı yaptı HDP. Evet, evet. Yani ikinci Roboski'dir.
Merkez Yürütme Kurulumuzun çağrısı. Ya ben o eski açıklamayı da gördüm Kenan ama... Kenan Kıran, dilerseniz ekrana da verelim o açıklamaları. Tabii, biz şu, Barkomuz için de hazırladık. Hulusi Bey de o detayları az önce aslında paylaştı izleyicilerimizle ve tepkiliydi de. İşte o açıklamalardan bazıları. Mesela Voice of America'nın Türkçe sayfası, Türkiye'nin Irak'taki hava saldırısında turistler öldü. Evet. Nereden biliyorsunuz? Yani bu kanıya ya nereden varıyorsunuz, şey ne amaçlıyorsunuz? Reuters haber ajansının geçtiği haberde de yine Türkiye'nin saldırısında, İran Dohuk kentine yönelik saldırısında 23 kişi yaralandı başlığını atabiliyorlar. Ve HTP ikinci Roboski'dir. Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması diye hemen sıcağı sıcağına bir açıklama yapıyor. Avukat. Diyarbakır Barosu'nun açıklaması da işte burada. İşte sözde Kürdistan Federal Bölgesi'nin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanı ile içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir diyor. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insansız, insancıl hukuk değersizleşiyor vesaire. Yaşamını yitirenlerin ailelerine elbette başsağlığı evet. dileriz. Biz de çok üzülüyoruz. Bu tip şeyler keşke yaşanmasa ama burada PKK gibi bir evet. Olan şüpheli varken Türkiye'yi adres göstermek. Avukatlar bunu yapıyor. Bahanan, Diyarbakır Barosu'na bağlı avukatlar hukuka, yargıya işte bu sürece en fazla saygı göstermesi gereken avukatların Diyarbakır'daki temsilcisi Diyarbakır Barosu açıkça özne olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı yaptığını yani ifade ediyor. Kesin bir dille söylüyor. Yani ortada bir sonuç yok. Diyelim ki atılan bomba incelenmemiş, kimin yaptığı belli değil, fail ortada değil, ortada yok. Yani Türkiye diyor ki bu konu incelensin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda ne kadar hassas olduğunu ben o çukur eylemleri, HDP'nin çağrısıyla PKK'nın sokağa çağrısıyla ortaya çıkmıştı. İHA ve SİHA'lar PKK unsurunu evde görüyordu ve müdahale etmiyorlardı. Hayır, sivil şey insanlar zarar doğru, görmesin doğru. diye ama... Hukuka en fazla saygı göstermesi gereken Diyarbakır Barosu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni katliam yapmakla suçluyor. Evet. Aynı HDP'nin diliyle, terör örgütünün diliyle. Yani avukat olarak siz hukuka en fazla saygı göstermeniz gerekirken siz kendi ülkenizin silahlı kuvvetlerini katliam yapmakla suçluyorsunuz. Hakikaten şaka gibi. Yani bu baro kime kimi temsil ediyor? PKK, PKK terör örgütünü mü? HDP'yi mi? Şaka gibi yani öznenin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu siz nasıl tespit ediyorsunuz? Yani ben benim hakkımda diyelim ki Kenan Kıran bir kişiyi öldürse ya o katil olarak suçlanmıyor bile. Yargı süreci oluyor, mahkeme silahı inceliyor, deliller ortaya çıkıyor. Yargıtay onu ondan sonra diyelim ki o silahı çeken kişi Kenan Kıran'sa Kenan Kıran'ın katil olduğu ortaya çıkıyor. Ama burada ortada yani hiçbir inceleme, delil incelemesi yok. Türk Silahlı Kuvveti, kendi ülkemizin silahlı kuvvetlerini katliam yapmakla suçluyorlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri, ben o Güneydoğu'daki terör eylemlerinde, sokak eylemlerinde İHA ve SİHA, yani o Bayraktar ailesinin fertleriyle görüşmüştük. Nasıl mücadele ediyordunuz? Yani İHA ve SİHA diyelim ki bir Kürt kardeşimizin evine girdiğinde SİHA ya da İHA orayı o evi bombalamadı. Kaç tane polis askerimiz şehit oldu. Yani siviller zarar görmesin diye ama Diyarbakır Barosu maalesef hukuka ya en çok saygı göstermesi gereken, hukuka en fazla değer vermesi gereken bir baro kendi ülkesinin silahlı kuvvetlerini ortada hiçbir delil yokken hı hı. Katliam yapmakla suçladı. Şaka gibi yani. Ben avukatlık mesleğine bence saygısızlık yaptı. Hulusi Bey sizin de ekleyecekleriniz mutlaka vardır. Şimdi bunlar o dakikalarda yapılan paylaşımlar. Bir şey şimdi, daha ilave Sayın Kaya da az önce işaret etti. Tabii mesela çok sıcağı sıcağına bu paylaşımlar yapılırken eş zamanlı olarak bir de Irak'ta çok üst düzey yetkililerden Türkiye'yi kınayan açıklamalar geldi. Yani siz bir devletin yöneticisisiniz değil mi? Bütün istihbari bilgilere sahip olması gereken bir pozisyondasınız. Ve Türkiye'nin bunu yapmayacağını bilmeniz gerekir ve bu bölgede de PKK gibi bir terör örgütü var. Hani sizin mücadele etmeyi başaramadığınız, temizlemekle ilgili hiçbir inisiyatif geliştiremediğiniz bir ülkenin yönetimindesiniz. Maalesef Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki gece de Dışişleri Bakanlığımız sıcağı sıcağına bu konuya da tepki gösterdi.
sonrasında büyükelçilerini de çağırdık zaten. Öncelikle tabii şu kaldığımız yerden devam edelim. Bu açıklamadan önce Türkiye tarafı bizim herhangi bir operasyonumuzun olmadığını, hatta bu konuda incelenmesi için her türlü işbirliğine açık olacağımızı resmi olarak ilan ettiği halde, resmi olarak taraflara bildirdiği halde Türkiye'nin bu açıklamasını hiçbir şekilde göz önüne almayan, tamamen Kandil'in, tamamen terör örgütlerinin uzantısı, sözcüsü partiler ve barolar işte ne yazık ki bir kez daha rezaletlerini ortaya koydular. Ama bu arada Irak hükümetinin bu olaylar karşısında ya böylesine bir basiretsiz bir tavır sergilemesi, Irak Başbakanı sözde ordularına herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olma emir veriyor. Ve yine İran Şiilerinin lideri de az önce yaptığı açıklamada gerekirse Türkiye'ye karşı ilk silaha başvuracağını söyleyebiliyorlar. Ya bakın aslında deminki harita, bütün mesele deminki haritadaydı. Onların girilemez dediği zapları, girilemez dediği harfte hepsi bakın tarayarak aldığınız yerler. En altta ne var? Kandil. Hı hı. Şu an komandolarımızın piknik yaptığı alandan bahsediyoruz. Yani orada kimse yok. Hepsi Süleymaniye'de evlerin altlarında saklandı. Bütün sorun o bölge şu an Türkiye'nin tamamen güvenlik çemberi altına kaldı ve şu an bu terör örgütü Türkmenlerle arada sıkışmış vaziyetteler. Ve Türkiye'nin son batıdaki bir alanı da garantiye alması beraber bu işin biteceğini çok iyi biliyorlar. Ama Irak hükümetinin oradaki 3 tane PKK'lıya söz geçiremeyen kendi peşmergeleri yani kendi askerleri öldürüldüğünde aciz kalan Irak hükümetinin kalkıp da Türkiye'ye karşı efelik yapmasını anlayabilmek mümkün değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet tabii. Onların başarısız ya da onların bu cahilane açıklamalarına Türkiye aklı selimle cevap verecektir. Türkiye bunun gereğini yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada herhangi bir ilgisinin olmadığı, bunun bir terör örgütü ya da istihbarat örgütünün operasyonu da çok yakında çıkar. Çünkü hocamızın da söylediği gibi aslında o bölgeler komple şu an bizim istihbarat elemanlarımızın cirit attığı. Kim orada evinde ne yemek yiyor biliniyor ya. PKK'nın almış olduğu kararlar daha kendi üyelerine dağıtılmadan bizim istihbarat teşkilatımıza geliyor. Dolayısıyla bunu da Türkiye çok yakında onlara rağmen açıklayacaktır. Ama Türkiye, ben bir şey de merak ediyorum. Şu saate kadar her şeyi açıklama yapan CHP ve İYİ Parti'nin sözde siyasi liderlerinden de halen bir duruş yok ortada. Ne bekliyorlar acaba? Yani PKK'nın açıklamasının biraz daha nevşinema bulmasını mı bekliyorlar? Onu da çok merak ediyorum. Her zaman söylediğim sözü tekrar söylüyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu milli muhalefet sorunu. Muhalefetimiz bir türlü milli olamadı. Bunlara alışırız baroya maroya da ama en azından bir CHP'nin, bir İYİ Parti'nin bu konularda olsun daha bir milli duruş sergilemeyi ve anında tepkilerini de ortaya koymalarını beklerdim doğrusu. Ama ortakları HDP kızacaktır i̇şte, değil mi Sayın sıkıntı, Vekil? İşte o yüzden milli duruş sergileyemiyorlar ya. Furkan Bey ekleyecekleriniz var. Bir de tabii burada önemli olan şu, hocalarım ifade eder ki o sosyolojik derinlikten bahsettim ve Türkiye'nin o anlamda bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Yani şöyle çok güzel sevdiğim bir söz var. Bir ülkeyi silahla fethedebilirsiniz ama o ülkenin halkını silahlarla fethedemezsiniz. Şimdi Türk askeri bu bölgeye girdiği zaman o bölge insanı ki Esat Hocam çok daha iyi bilir. Türk askerini gördüğü zaman yüzleri gülüyor. Yani bu parayla yaptıramazsınız. Silahla da yaptıramazsınız. Oradaki çocukları Mehmetçi'yi gördüğü zamanki yüzündeki tebessüm. O yani onu görmeniz lazım, yaşamanız lazım, hissetmeniz lazım. Şimdi bunu da görüyorlar. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum. Bu bölgeyi dizayn edebilmeleri için o ben hep şunu savunuyorum. Birinci Dünya Savaşı paylaşım mücadelesi hala bitmedi. Birinci Dünya Savaşı'nı hedefledikleri haritaya da ulaşamadılar. O harita hangi haritaydı? Serv haritasıydı. 1920 anlaşması ile beraber Serv haritasıyla ne hedeflendi? Büyük Kürdistan'da Büyük Ermenistan ve Osmanlı'nın bu Mezopotamya, bu kadim toprakların paylaşılması ve atomize edilmesi. Bunu başaramadılar. Şimdi buraya kadar geldik. Üçüncü safhadayız. Burada da artık teopolitik fay hatları tetiklenecek. Yani mezhepsel, dinsel, etnik bunların hepsini bir sepete koyup bu şekilde bir yeni gayri nizami harp yöntemlerinden birini deneyecekler. Bu işin bir de psikolojik boyutu var. İşte psikolojik boyutunda kirli küresel medya eliyle yapacaklar. Yani işte demin Reuters dünyanın en prestijli veya en elit, en objektif ajanslarından biri olarak adlandırılır. Ama geçtiğinde haberlere bakın. Dolayısıyla bu iş, bu safhada özellikle bizim tabii ki kendi milletimizden bir şüphemiz yok ama Türkiye'nin de bu anlamda bunun karşılığını çok iyi bir şekilde vermesi. Çünkü bu manipülasyonlar daha evvel de yapıldı. Şimdi mesele hep söylediğim gibi İran kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinde bir güvenlik bölgesi inşa edilmesi ve buradaki halkın tekrar evine geri dönmesi. Bundan basit bir şey yok. Buna karşı neden o zaman Esad rejimi direnç gösteriyor? Neden Irak merkezi hükümeti Türkiye'yi sürekli tetikleyecek veya Türkiye'yi tahrik edecek pozisyonda bulunuyor? Neden İran böyle davranıyor?
Yani bir Sadabat Paktı ruhu vardı 1937'de. Ki Atatürk bunu gördü. Niye gördü? Çünkü bu bölge ülkeleri eğer bir araya gelmezse emperyalistler bu ülkeleri parçalar, bu bölgeleri parçalar dedi. Ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri. Ama ne oldu? İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Arap Baharı öncesinde ne oldu? 2009 senesinde hatırlayalım. Şamgen projesi vardı. Şamgen projesi aynı bir Sadabat Paktı ruhuyla bütün bu bölge ülkelerini bir araya getirecek bir barış projesiydi. Rahmetli Turgut Özal'ın barış suyu projesi vardı. Yani bu bölgeselleşme ve Sayın Vekilim dediği gibi bir bölgeselleşme hareketi içinde olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti bu tip kışkırtmalarla, manipülasyonlarla, terör örgütleriyle, bu aparatlarla bunları hep baltaladılar. Bunun devamı da gelecek. Hı hı. Mesela bizim tarafımızdan bakalım. Bu Türk devletini itibarsızlaştırmaktır. Ben her zaman şunu söylüyorum ki milli mutabakat çok önemlidir. Çünkü ben Türk tarihini bir bütün görüyorum. Yani ilk Türk devlet başkanı Teoman Yabgu'dan son devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar aradaki darbecileri, cuntacıları ayırırız tabii ki. Bu hepsi bir bütündür. Amaç Türk devletini itibarsızlaştırmaktır. Çünkü işte muhalefetin de bu anlamda biraz daha en azından devletin yanında durması. Hani bu işi siyasetten biraz çekelim siyasetten. Devletin safında durması çok çok önemlidir. Çünkü mücadele buradan Türklerin elinin çekilmesidir. Mücadele Anadolu'dan çekmektir. Ondan söyledim. Hatay niye önemli? Hı hı. Şimdi Esat Hocam bölgeyi çok iyi biliyor. Bu bölgenin Akdeniz'e çıkışı olabilmesi için Hatay'ın düşmesi gerekiyor. Bir önceki Velid Muallim, Suriye Dışişleri Bakanı elini salladı Hatay'a karşı. Böyle yaptı. Hı hı. Hatay Suriye toprağıdır dedi. Mustafa Kemal Atatürk en hasta zamanında ne dedi? Gerekirse de Cumhurbaşkanı istifa ederim dedi. İsmet İnönü karşı çıktı. Dedi ki paşam paşam dedi çok dedi kurcalama Hatay meselesini. Fransızlarla bir dengemiz var şu anda. Hayır dedi. Gerekirse istifa ederim dedi. O zaman da Kurun Gazetesi'nde yazı yazıyor Atatürk kod ismiyle. Hı hı. Giderim dedi çetelere katılırım dedi. Hatay'ı kurtarırız dedi. Hatay bizim milli davamız. Kıbrıs bizim milli davamız. Bütün mesele bu. Hı hı. Hepsini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu terör, garnizon, kukla devletin bir şekilde denize ulaştırılması ve Türkleri mavi vatandan silmek projesidir bu. Hı hı. Ve darbeler sadece askeri yöntemlerle yapılmaz. İşte bu itibarsızlaştırmak, peki, işte bu kirli küresel medya eliyle de bir şekilde Türkiye'yi uluslararası arenada suçlu noktaya getirmek, peki, ve bir şekilde itibarsızlaştırmak olarak bunu değerlendirebiliriz. Peki. Kendi açımdan, yani kendi evet, uzmanlığım. Son 1-2 dakika içerisindeyiz Esat Hocam. Son sözü yine bu saat dilimi için size bırakacağım. Şimdi siz İran yok dediniz ya bu işin arkasında. İran'ın olmadığını artık düşünüyorum dediniz. Kim var? Yani PKK var orası kesin ama PKK kimin dürtmesiyle böyle bir tezgaha girmiş olabilir? Şimdi kısa bakın, bir cevap lütfen. Bana soruyorsanız ben toparlayayım. Şimdi bir kere soruyu şöyle sormak lazım. Efendim çok süper sizin sormanız bana onu getirdi. Şimdi yapılacak olan Münbiç ve Tel Rifat operasyonunda yani buraya bir operasyon yapılacak. Hocam yani, operasyonun kapsamlı olarak konuşacak yani, konuşacağız tabii az sonra. Ki, bu operasyonda özellikle Tel Rifat bölgesinin öncelikle hedef alınmasının sebebi nedir? Buna koymamız lazım. İkinci sorumuz şu. Efendim Türkiye bu harekatı yaparken karşısında İranî kuvvetleri ya da Rusya'yı bulacak mı? Yani ben gittim gördüm. Şimdi bir anda orası nasıl kimin eli kimin cebinde olmayan bir şeydir. Önce Suriye PKK'sının o paçavraları vardı. Hemen değişti rejim bayrağı asıldı. Tepelere bakıyorsunuz o Bedevi Sultan Bedevi diyeceğim Bedevi'nin mezarının olduğu yerden bakıyorsunuz üst taraflarda Rusya Federasyonu'nun bayrakları var. Yani şimdi biz İran'a giderken bu son koordinasyon neyin üzerine gittik? Amerika'nın iltisaklı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Hı hı. Neden? Çünkü geldi Biden efendim önce Kudüs'te geldi bir meydan okudu. Arkasından gitti Cidde'ye. Dedi ki Suudi Arabistan seni bir daha böyle yem etmem. Ondan sonra bu arada karşıdaki bloku ifade etti. Hı hı. Ne diyor oradaki karşıdaki bloku? Rusya Federasyonu, Çin. Yani sistemik bir zorluk olarak ifade ediyorlar. Yeni sistemde bu biliyorsunuz 2030 yeni strateji konsepte. Şimdi bakın burası çok önemli. Yani bu meydan okumaya karşı birliktelik göstermesi için yani İran Sayın Cumhurbaşkanımız zamanlama çok ilginç. Hı hı. Ve bu hareketin doğrudan doğruya Amerika'nın bölgede bulunan siz CENTCOM dediniz bölgede bulunan
PKK unsurlarıyla yapıldığını göstermektedir. İkinci şeyi soracağım. Hocam ikinci vurguya daha sonra gidelim. Daha şimdi, sonra. Değerli izleyiciler şimdi bir aramız var. Aranın ardından saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.